Ukrayna'nın başkenti Kiev'den herkese günaydın değerli izleyenler. Biliyorsunuz hem Ukrayna hem de dünya kamuoyu bugün gergin bir güne başladı. Bunun da nedeni Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'in dün akşam saatlerinde, dün gece ilerleyen saatlerde Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde Rus ayrılıkçıların oluşturdukları sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti yönetimlerini Rusya Cumhurbaşkanı Putin dün gece bağımsız devlet olarak tanıdığını açıkladı. Bu da tabii gerilimin daha da artabileceğini işaret ediyor. Bununla ilgili olarak televizyonlara baktığımız zaman, bizim medyaya baktığımız zaman bir de baktım ki ortalık uzmanda geçilmiyor. Herkes Ukrayna uzmanı olmuş. Ve onların yanında yani o kadar... Ukrayna uzmanı varken Türkiye'de ben de hani naçizane yani onlar kadar olamam tabi Ben alt tarafı işte mülkiye uluslararası ilişkiler mezunuyum. İşte bildiğim diller böyle İngilizce, Ukraynaca, Rusça falan biliyorum. İşte master'ı da böyle Kiev'de Rusya Ukrayna ilişkileri alanında yapmıştım. Eee de doktor bir de ayrıca doktora yapıyorum burada işte Kiev, e, Kiev'de. E, dolayısıyla benimki tabi onlar kadar olamaz. Fakat ben de burada naçizane onların müsaadesiyle biraz e, durumu size açıklayayım. Ee, diyorum. Evet değerli izleyenler, şimdi olay nasıl başladı? Her şeyden önce Donbas bölgesi nerede? Onu öğrenelim. Bir. Şimdi hemen elimizde yine bir Ukrayna haritası görüyoruz ve e, her zamanki gibi bakın Ukrayna şöyle Azak Denizi, e, Karadeniz, Türkiye şöyle aşağıda kalıyor şu pembe renkli olan yer Rusya, şu siyah e, kalın olan yer Kiev, başkent Kiev. E, Donbas bölgesi ise şurada bulunuyor. Ukrayna'nın Rusya sınırında Güneydoğu ucunda başkent Kiev'e 800 km mesafede ve Donbas bölgesi Donetsk ve Lugansk illerinden oluşuyor. Şurada bakın Ukrayna il haritasını görüyoruz. Bakın Donetsk ve Lugansk illeri burada, Kiev burada, Donetsk ve Lugansk burada. Şurada Donbas'ı daha da ayrıntılı gösteren bir harita göreceğiz. Ee, evet bakın Ukrayna'nın doğusu şurası ve bu Donbas bölgesinin 3'te 2'si Ukrayna hükümetinin denetiminde, 3'te 1'i ise Rus yanlısı ayrılıkçı grupların denetimi altında. Fakat ayrılıkçılar e, Donbas'ın 3'te 1'ini ellerinde tutuyorlar. Yani az kısmını fakat büyük il merkezleri yani Donetsk ve Lugansk il merkezleri ayrılıkçıların elinde. Ukrayna'nın elinde daha ziyade kırsal kesim var. Öyle söyleyebiliriz. Ve e, Putin e, dün akşam yaptığı konuşmada Ukrayna'yı, e, Ukrayna yönetimini suçladı, Amerika'yı suçladı. Ee, bu yani dolayısıyla dedi uzun bir uzun bir konuşma yaptı bir kere Rusya Cumhurbaşkanı Putin kendi siyasi iddialarını tarihe dayandırmayı çok seviyor ee, ve orada uzun bir konuşma yaptı konuşmanın önemli satır başları neler bir Ukrayna'nın e, asıl olarak Sovyet ürünü olduğunu söyledi. Rusya Cumhurbaşkanı Putin eskiden de zaten Ukrayna'nın yapay bir devlet olduğunu, Sovyetler Birliği zamanda Sovyet devriminin lideri Lenin'in o zamanki eski Çarlık Rusyası topraklarını böyle kurucu cumhuriyetler, Sovyet cumhuriyetleri şeklinde ufak devletlere ayırırken orada Ukrayna'yı yapay olarak kurduğunu e, söylüyordu Putin eskiden de dün akşam da bu iddiasını tekrarladı. Putin e, Putin şunu söyledi bolşevikler dedi komünistler iktidarda kalmak için ellerinden e, her şeyi yapmaya hazırlardı. E, dedi. O nedenle de e, bu toprakları böldüler dedi ve e, Putin daha önceden de mesela 2008 yılında Bükreş konferansında NATO'nun Bükreş zirvesinde George Bush'a George W. Bush'a şunu söylemişti. Hey George demişti. Ukrayna diye bir devlet yok. Yani Ukrayna topraklarının yarısını onlara zamanında biz vermişiz. Diğer yarısını Polonya'dan falan almışlar diyordu. Dün de biraz bu tezlerini dile getirdi. Bu tabi Rusya'nın Ukrayna'da başka yerleri de daha sonra toprak iddialarının olabileceği ihtimalini dile getiriyor. Bu konuşmalar bu bir. İkincisi Putin sürekli Bolşevikler işte komünistler Sovyet yönetimi bunlar iktidarda kalmak için her şeyi yapıyordu diyor. Bu ne anlama geliyor? Şu anlama geliyor. Ee, Rusya, Putin, dün bunu daha da açık şekilde dile getirdi. Tamam Putin Sovyetler Birliği'nin yıkılışını e, büyük bir trajedi olarak görüyor. Fakat Sovyetlerin kurulmasını da beğenmiyor. Yani Rusya'da muhafazakar kesim de Sovyetler Birliği'nin yıkılmasını sevmez. Çünkü Sovyetler Birliği her şeye rağmen komünist bir yönetimde olsa sonuçta bir Rus imparatorluğuydu. O nedenle Sovyetlerin dağılmasını sevmiyorlar. Fakat e, Sovyetler Birliği'ndeki komünist sistemi, ee, Rusya'daki muhafazakar kesim ve Putin beğenmiyor. Ve o nedenle Çarlık Rusya'sının yıkılıp yerine Sovyet e, Sovyet sisteminin kurulmasını e, Putin ve çevresi e, çok olumsuz, berbat bir olay olarak görüyor. Dün de zaten Putin bu konuşmasını ayrıca dile getirdi. Yani Putin ve Rusya'daki muhafazakar kesim açısından e, Sovyetlerin kurulması ayrı bir trajedi, yıkılması ayrı bir trajedi diyebiliriz. bu bir önemli noktaydı. Diğer taraftan Putin Rusya'nın çevrelenme meselesinden bahsetti. NATO'nun ve Amerika'nın Rusya'yı çevrelemesinden bahsetti 1990'lı yıllarda dedi. Biz NATO'ya karşı gayet şeyken, iyi niyetliyken NATO, Amerika bizim gözümüzün içine baka baka bütün Doğu Avrupa'daki ülkeleri kendi kendi bünyesine, NATO'ya kattı dedi ve e, hele tabi şimdi sıra Ukrayna'ya gelmiş durumda Ukrayna Rusya açısından çok büyük önem taşıyor çünkü bir Rusları e, Ruslar kendi tarihsel başkentleri olarak tarihteki ilk başkentleri olarak Kiev'i görüyorlar. Biz oradan e, çıktık diyorlar. Bir. İkincisi ise e, Ukrayna Moskova'nın hemen dibinde yer alıyor ve Ukrayna'nın Rusya açısından ne büyük bir önem taşıdığını e, Rusya Cumhurbaşkanı Putin geçen sene bir konuşmasında söylemişti. Eğer demişti Ukrayna NATO'ya girerse Ukrayna'nın Harkov kentine yerleştirilecek olan NATO füzeleri Ukrayna'yı e, 5 ila 10 da, pardon Moskova'yı 5 ila 10 dakika arasında vurabilir demişti. Yani Ukrayna Moskova'nın yanı başında yer aldığı için Ukrayna eğer NATO'ya girerse Ruslara göre e, Rusya'nın hiçbir savunma avantajı, toprak derinliği avantajı kalmayacak. O nedenle bu en son krizde de Rusya ile Batı arasındaki krizde krizin bazı e, iç e, nedenleri vardır. Rusya açısından baktığımız zaman Putin tabii e, biraz ülke içindeki hoşnutsuzlukları falan unutturup dış, e, dikkatleri dışarıya yöneltmeyi Seviyor. Biraz bu nedenle krizi belli bir aşamada bu nedenle kullandı diyebiliriz. Onun dışında tabi petrol fiyatlarının artması yine böyle Rusya'nın işine gelecek bir şey çünkü Rusya petrol ve doğalgaz gaz ihracatçısı biliyorsunuz. Fakat Amerika açısından baktığımız zaman Biden yönetimi açısından da tabi krizin önemli bir kriz onun için de önemli bir vesile olmuştu. Neden? Çünkü daha bu geride bıraktığımız Ağustos ayında biliyorsunuz Amerikalılar çok rezil bir şekilde çekildiler Afganistan'dan. Yani Afganistan'daki Amerikan işbirlikçileri uçakların kanatlarına asıl Çalıştılar patır patır aşağı döküldüler. Bütün bunların görüntüleri ekrandaydı. Bütün bunlar işte bakın görüyorsunuz Amerika'ya güveninin sonu budur şeklinde bir mesajın dünyaya yayılmasına neden olmuştu. Bu hem Biden yönetiminin prestijini yerle bir etmişti hem de Amerika'nın prestijini yerle bir etmişti. Ayrıca Biden'ın bir an önce gitmesini isteyenlerin oranı Amerika'da %60'ları buldu. O nedenle Python'da bu krizi aşmak için şimdi Ukrayna Ukrayna'da kendisini ispatlamaya çalışıyor. Ukrayna'da böyle Rusya'nın karşısında e, dikleniyor. E, bu nedenlerden ötürü de kriz son yani Amerika Rusya krizi epey tırmanmış oldu. Ve Rusya özellikle Ukrayna'nın NATO'ya girmeyeceği konusunda Ukrayna'dan veya Amerikalı yetkililerden güvence istemişti. Veya genel olarak batılı ülkelerden fakat batılı ülkeler bu güvenceyi vermeyi reddettiler. Onun dışında Donbass konusu ile ilgili Rusya'nın daha önceden Donbass stratejisi Donbass'ı kendi topraklarına katmak değildi. Rusya Donbas aracılığıyla bütün Ukrayna'yı yönetmeyi istiyordu çünkü Donbas'ta yaşayan nüfusun büyük çoğunluğu büyük kısmı Rus yanlısı. Eskiden beri yani burayı Ukrayna'ya dahil etmek ve Donbas'ı Ukrayna siyasetinde söz sahibi kılmak böylelikle Donbas aracılığıyla bütün Ukrayna'yı yönetmek. Mesela zamanında Sovyet Devriminin lideri Lenin 1917'de Sovyet ihtilali olurken Ukrayna'da da bu Donbas bölgesinde Donbas Krivaryosch Cumhuriyeti kuruluyor. 1918 yılında oradaki e, yerel komünistler e, ayrı bir Donbas Cumhuriyeti kurduklarını ilan ediyorlar. Artyom diye birinin liderliği altında. Fakat Sovyet devrim, devriminin liderliğinin e, oradaki yerel komünistlere, Donbas'ın komünistlerine hayır diyor. Bu cumhuriyeti yıkın, e, iptal edin. Siz Kiev'deki, e, şey, pardon o zamanlar Harkov'da kurulan Ukrayna Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'ne katılın diyor. Neden? Çünkü Ukrayna topraklarının geri kalan kısmı tarım arazisi. Genelde köylüler. Bunların pek komünizmle alakası yok. E, burası ise o zamanlar sanayi merkezi. Madenlerin bulunduğu bölge, işçi bölgesi, komünist düşüncelerinde daha e, e, yoğun olduğu bir yer, Donbas bölgesi. Lenin burası aracılığıyla burayı Ukrayna Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'ne dahil ederek Ukrayna'nın genelinde egemen olmak istiyordu. Putin'in de Donbas'la ilgili stratejisi hep yakın zamana kadar e, burada işte Minsk anlaşmalarında da yani o bölgedeki yerel yönetimler diyordu. Bu Donetsk ve Lugansk'ın liderleri Ukrayna dış politikasında da söz sahibi olsunlar e, diyordu. Fakat bu yolun gerçekleşmeyeceğini gördü. O da kendince bir B planı olarak bunları Tanıma yoluna gitti. Tabii tanıması dünyadaki diğer ülkelerin Donetsk ve Lugansk'taki o yerel yönetimleri bağımsız cumhuriyet olarak tanıma ihtimali çok düşük. Böyle bir şey olmaz. Fakat Putin eskiden Rus kuvvetleri Donbass'ta ayrılıkçıların denetimindeki bölgelerde Rus kuvvetleri gizli olarak bulunuyordu. Şimdi artık Rusya oraya daha açık şekilde girebilecek bir o açıdan mesele önemli. Diğer taraftan. Putin'in bunu tanıması yani neden böyle bir yola gitti? Aslında belki bunu bir B veya C planı olarak görebiliriz. Çünkü Putin bir taraftan batıya karşı diklendi. Bu kadar resleşti. işte bir miktar asker getirdi sınıra. E, o kadar resleşmeden sonra Batı ve Biden hiçbir adım atmayınca Putin de biraz içeride kamuoyuna yönelik görüntüyü kurtarmak için bir adım atma gereği hissetti. Yani aslında Donetsk ve Lugansko'nun bağımsız cumhuriyet olarak tanımasının uluslararası alanda ona getirebileceği hiçbir artı yok. Fakat İçeride bunu bir zafer olarak gösterme imkanına kavuşmuş oldu. Ee, öbür taraftan Ukrayna'nın tabi merak ettiği olay ve hemen herkesin merak ettiği acaba olay burada mı sınırlı kalacak yoksa Ukrayna'nın geneline yönelik bir Rus taarruzundan bahsedilebilir mi? Ukrayna Savunma Bakanı Alexey Reznikov daha geçen gün söylemişti. E, sınırdaki Rus birliklerinde taarruz kuvvetleri, taarruz e, güçleri oluşturulmuş değil demişti. Yani dolayısıyla Ukrayna en azından şu an itibariyle başkent Kiev'i ele geçirmeye yönelik bir Taarruz'u hedeflemiyor. Ayrıca Ukrayna e, sorunu sürekli olarak diplomatik yollarla çözme eğiliminde. Yani Donbass'a yönelik Ukrayna'nın herhangi bir askeri harekatı hele şimdi bile Rus askerleri oraya apaçık girer iken e, yapması pek mümkün değil. Fakat siyasi tansiyon yükselmiş oldu. Gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Lütfen benim kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize Kiev'den güzel bir hafta diliyorum.